Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün Minecraft 1.18 güncellemesi mantar adası güncellemesi olsaydı neler değişirdi onlara bakacağız. Minecraft'ta mantar adaları ciddi anlamda hani benim şahsi olarak en sevdiğim adalardan biri. Hani biyomlardan biri. Mantar adası deyip ada demek de ayrı bir e, fantezi ama. Peki neden bu kadar seviyorum? Birinci sebep bu mushroom e, mantar biyomları barışçıl bir biyoma sahip. Hiçbir şekilde yaratık spawn olamıyor. Saldırgan yaratıklar burada spawn olamadığı gibi yemek ihtiyacınızı ineklerden karşıladığınız için sonsuza kadar hani yemeklerinizi karşılayabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz bir tane kase alıyorsunuz sağ tıklıyorsunuz bundan hemen size mantar ee, şey ve çorbası veriyor. Bayağı bir rahat ediyorsunuz ama mantar adasında yaşamanız neredeyse imkansız. Peki neden? Zaten biliyorsunuz odun denen bir şey yok. Odun bulmak için şanslı olmanız gerekiyor. Hani şanslı olmanızdan ziyade bir tane artık yıkık portal bulacaksınız. O portaldan e, gideceksiniz Nedra. Orada odun toplayacaksınız. Yoksa hiçbir şekilde burada odun toplamanızı pek bir imkanı yok. Ama ben 1.18 güncellemesinin mantar adalarını yaşanabilir bir hale getirmesini isterdim. Etrafa yeni mantarlar ekliyor. Hatta şöyle e, game moddan çıkabilirsem. Bakın mesela bunu kıralım. Elde edemedik. Şunları böyle kırabiliriz. Bundan ne geldi? bu kor Biraz daha kıralım. Bunları yiyemiyoruz zaten. Bunlarda herhangi bir şey yapamıyoruz. Bakın, mantar bloklarını kırmaya çalışıyorum. Biraz zor kırılıyorlar. Artık eski Minecraft'ta değiliz. Bakın, mantarın alttaki görüntüsü değişik. Neden? Çünkü artık bunlardan odun elde edebiliyoruz. Crafting table yaptım. Hemen şuradan çubuk ve biraz da baltamızı yapalım. Kazmamızı da yapalım. Çok güzel. Mesela burada minik minik şeyler var. Sen nesin böyle? He. Öldüreyim seni. Hiçbir şey vermedin. Mükemmelsin. Bakın burada da farklı renk bir odun var. Hemen şunları toplayalım. Bakın orada köy var. Sol üstte yukarıda şu anda görüyorsunuz. Hemen şunlardan elde edelim. Ben niye iki tane crafting table yaptım ya? Hemen kılıcımızı çakıyorum ve etrafı ufak ufak keşfetmeye çıkıyoruz. Burada kırmızı kafalı var. Ne yapıyorsun? Da? Şuna bak çok şirin. Öldüreceğim seni. Evet hiçbir şey verme sen de. Sen de hiçbir şey verme. Bu yakınlarda bir boss falan olması gerekiyor. Yukarıdaki pek güzel bir görüntü değil çünkü. Woodlot Reaper. Büyük ihtimalle ağzımızı burnumuzu dağıtacak bir şeydir. Burada mesela toprak elde ettik. Güzel güzel. Hani bildiğin normal düz toprak. Şöyle atalım. Bakın mantar ağaçları ve bunların kökleri var. Bakın burada ne varmış mesela? Şunlardan var. Bunları makas alıp etrafı ışık vermesini sağlayabilirsiniz. Biraz daha odun keselim. ciddi yani ciddi anlamda Minecraft'ta böyle bir survival series çekmek istiyorum ama hani videonun başlığını ne koyacağım bilmiyorum. 1.18 mod paketi desek insanlar yanlış anlayacak. Gelen insanlar bu 1.18 değil diyecek ama bizim kanalımızın konseptinden bir tanesi bu. Kanaldaki izleyiciler anlar ama dışarıdan görenler beni yanlış anlar. Ben de onu istemiyorum. Hani bir ee clickbaitçi olmak da istemiyorum. Burada bak büyük mantarlar var. Oo bir dakika yaratık var burada. Aha abi böcek. Oo vurma vurma. Evet sadece barışçıldan ziyade bu kadar da değilmiş. Şunu kıralım. Oo uzak dur uzak dur. Mesela bunlar normal düz mantar blokları bak. Bunlar daha hızlı kırılıyor. O ne? Sen oo. Abi uzak dur benden. Seni öldürsem acaba Evet hele şükür. Altman Scalp verdi. Bunu yiyebiliyoruz. Yiyelim. Oo kafa bir milyon. Kafa bir milyon. Abi <laughs> süper. Evet daha fazla bu şekilde nasıl survival'da hayatta kaldığımızı göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum herhalde. Şöyle bir time set night'a çektim. Bakın etraf çok güzel gözüküyor. Işık veren bloklar var abi. Bakın burada mesela bir köy gibi bir şey var. Şöyle bir açalım. Aa sandık. Bleeding Fairy Helm Helmet çok güzel. Fairy Club. Biraz sanki değişik görüntüleri var ama. Bunları giyemiyoruz zaten. Bunlar şey. Yemek bunlar. Yediğiniz takdirde bakalım bu ne efekti veriyormuş. Onu bir denemek istiyorum. Bunu yiyelim. Hiçbir efekt vermedi yemek ihtiyacımızı giderdi. Bu da herhangi bir şey vermedi. Bu da hiçbir şey vermedi. Standart yemekler ama bakın burada zümrütlerimiz, altın elmalarımız falan var. Bunu kıralım. Buradan artık ışık verecek şekilde kullanabiliriz. Gene barışçıl bir dünya ama hiç olmaz hayatta kalmamızı sağlayacak bir dünya. Şimdi gelin benim favorilerimden birine gidelim. Köy. Abi köy var ya. Survival'a geçtim. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Adamlar gökyüzüne köy kurmuş. Bir tane vururum acaba. <laughs> Burada şey var. Reaper disenchantment. Şurada çan var. Çalabiliyorum. Ananı satayım. Hocam illa sen bu köyü koruyacaksın diye ben seninle uğraşamam. Uzak dur benden. Seni aşağı attım. <laughs> çok iyi be. Şu evlere girelim. Buralar. o çok güzel. Yeni yeni mantarlar. Burada tuzak kapıları. Ne bakıyorsun? Uyuyacağım. Hemen buradan çıkan şeyleri de yiyelim mesela. Blue Chantelier. Can Regeneration verdi. Çok güzel. Golden Chantelier. Bu da büyük bir absorption verdi. O da ayrı bir güzel. Az, az acaba ben az önce altın elma mı yedim? Farkına varmadan yemiş olabilirim. Burada bildiğiniz bir köy düzeni var abi, bildiğiniz bir köy. Mesela bakın burada gizli bir geçit var ve bunların kütüphanecesine gidiyor. Burada red bak, abi çok iyi be. Bu şapkayı giyebiliyor muyum? Giyemiyorum. Evet giydim. <laughs> abi çok iyi, <laughs> çok iyi ya. Hatta buradan şuradan da çıkabiliriz. Çıkalım hatta. Selamlar Lordunuz geldi. Evet bu, bu kadar da logologi yapmaya gerek yok. Biraz daha farklı şeylere geçelim değil mi? Mantar Adaları içerik olarak çok kısıtlı. Ciddi anlamda aşırı kısıtlılar. Mesela Mantar Adaları'na özel yaylar üretebiliriz. Bu arada bu niye böyle saçma sapan bir şekilde atıyor? <laughs> çok güzel ya. Abi. Şuna bak bak. Oku yamuk atıyor. Ama vurduğu yer havai fişek patlıyor. O da ayrı bir efsane. Evet öldürdük yapacak bir şey yok. Bakın abi yeni yaratıklar. Abi çok güzel. Tabi bunu size çıkınca biraz zararlı oluyor size. Slowness 3 ve Poison 2 veriyor. Seni ben bir öldürmem izin verir misin bana canım benim? Hadi seni öldüreyim. Bir şey değil mi? Bunu kullanmayın abi. Adamı deli eder bu ya. İlla illa bunu öldürteceksin kendini ya. Bunları kırayım istemiyorum bunları. Şimdi bakın şu anda beni göremiyorsunuz. Ha görmeye başladınız. Bunun sebebi ne? Arkamda gördüğünüz mor efekt. Benim aklıma mantar deyince böyle farklı farklı büyüler temalar geliyor. Ciddi anlamda aklıma geliyor yani. Bilmiyorum sizin geliyor mudur ama benim geliyor. Mesela şuradaki bizim e, oyunun başından beri bize saldıran yaratı attım. Hop! Görünmez. <laughs> Çok güzel abi. Ben de içine girdiğiniz zaman ben de görünmez oluyorum. Bu şekilde ciddi anlamda farklı şekillerde kullanılabilecek iksiler yapılabilir. Altın elma da aşağı atmışım mükemmel. Bakın yeni minik yaratıklar. Öldüreyim ben şunu izninizle. Şöyle geber bakayım. Bunlar ise pek bir şey vermiyor. Tamamen etraftaki ekosisteme yak uydurması için eklenmiş şeyler. Jeluş Abi bunlar sizi yakınlaştığı zaman yavaşlık efekti veriyor. Şunları öldüreceğim izninizle. Tabi biraz zor ölüyorlar. Küçük olmalarına rağmen biraz zor ölüyor. Keşke iki okla falan ölmeseydi. Bence buna tek okluk canı olması lazımdı. Giant Jelliferum. Abi şuna bak. Ciddi anlamda adalarda sizi bu şekilde etkileyecek. Hani oyununuzu kökten değiştirecek şeyler lazım abi oyuna. Bizim oyunun başına saldıran minik yaratıklar. Uğur Böcekleri. Pek Uğur Böceği gibi durmuyorlar ama. Yani teknik olarak Uğur Böcekleri de ısırır ama bunlar tabi biraz daha asabi. Bleeding Mouth. Abi şuna bak. Mükemmel değil mi ya? Bak vurduğun zaman hiçbir şekilde hareket etmiyor. Yerinde sabit. Ve öldüğü zaman içinden az önce bize oyunun başında saldıran miniklerden çıktı. Geber. Ve bakın. Blood Rays. Bunlarla yeni zırhlar üretilebilir. Yeni ekipmanlar yapılabilir. Ya da yeni kılıçlar. İşte bundan bahsediyorum abi. Hop. Abi ölür müsün? Teşekkür ederim. Ve bu kullandığımız ekipmanların özellikleri olması güzel olmaz mıydı? Bakın buna bir defa sağ tıkladığım zaman bana acele 4 ve absorption veriyor. Abi mükemmel ya. Bir madene ineceğinizi düşünsenize lazım. Elinizin envanterinizde böyle bir ekipman var. Sağ tıkla. Acele 4 ekipmanını al. Hatta 6 6. Ne 4'ü 6. Hızlı hızlı kas. Ve sadece mantar adası barışçıl da olmaması lazım. Bizi zorlayacak. Hani bizi güçlendirecek ekipmanlar da lazım. Alın size elimdeki mızrak. Daha doğrusu orak diyeyim ben size. Sağ tıkladığınız zaman önünüzdeki yarata vidir efekti veriyorsunuz. Abi çok güzel bir şey ya. Vidir efektin ciddi anlamda bir tek çiçekten yani vidir gülünden ve wither e, yaratıklarını almaktan sıkıldım. O wither'ı bizim de kullanabilmemiz lazım. Keşke olsaydı. Yapacak bir şey yok. Yani tabii şu da olması lazım. Sadece oyuna ciddi anlamda işimizi yiyecek şeyler gelmesi tamam güzel ama biraz da eğlence de lazım. Mesela statik sporlar. Bunları şu şekilde büyüdüğü zaman bu hale getiriyorsunuz ve buna sağ tıkladığınız zaman havai fişek patlıyor. Ve size jump boost 2, Strange 2, glowing 3, snow e, slow falling veriyor. Yavaş düşüş abi oyuna biraz da böyle fantastik şeyler daha gelsin ya. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. <laughs> Baksana abi ciddi anlamda çok işime yarar bu oyunda ya. Mantar adası cidden yaşanabilir bir yer kılıyor. Şimdi bakın şunu gösterecektim ama hareket etti gösteremedim. Abi tanıdık geldi mi? Yer altına yani okyanusa gelmeyecek ki. Daha sonra gelmemiş olan yaratığı ki biliyorsunuz oylamalarda falan bu yaratık gözüktü. Tabi bunun su versiyonu gözüktü. Böyle arkada uzun bir kuyruğu sivri bir kuyruğu falan vardı. Sizi kapıyordu falan. Oo bu bayağı sabiymiş. Bunu mantar adası uyarlamışlar. Bak oo oh! Oo çok vuruyorsun. Çok vuruyorsun abi. Gel gel game moda geçtim gel. Şimdi öldür. İlla böyle bağıracak mısın deli gibi abi? Kulağımın içine ettin yani. Cidden sizi zorlaması lazım oyunun bir yerden sonra da. Ve işte bu abi. Aklınızı hayalinizi durduracak bir yaratık daha. Reaper abi. Çok güzel be. Ama sesi çok iğrenç. Bu arada bu boss he ciddi ciddi bu bir boss yani. Oyunda boss kıtlığı var. Ciddi anlamda bir boss kıtlığı var ve bunu bununla giderebiliriz. Bakın yere böyle bir zehir efekti veriyor. Abi müthiş bir savaş ya. Tabii ben game mode'dayım ayrı bir şey de. Oo patlatıyor alanı. Abi kendini korumak için baksana neler yapıyor ya. Abi oyundaki bosslarda bile bu kadar çeşitlilik yok. Ve öldürelim. <laughs> i̇şte bu. Oo patladı öldüğü zaman tamam. Siz o başta gösterdiğim kılıcı nasıl elde ettim sanıyorsunuz bu şekilde. Abi mükemmel ya. Ve bayağı da bir sağlam vuruyor yani. Evet sesi çok iğrenç ve uzaklaşacağım izninizle. Ve bu arada hani çok gereksiz bir detay ama mantarlar artık bizim odun ihtiyacımızı karşıladığı için yeni bir kayıp daha var. Abi çok güzel ya şuna bak. Harbi diyorum çok iyi ya. Adamlar yapmış. Evet 1.18 mantar güncellemesi olsaydı ne olurdu onu görmüş olduk benim ciddi anlamda bu hani bu şekilde bir güncelleme gelmesi isterim. tabi biraz fazla abartı şeyler de var. Hani ama yani Mantar Adası abi bu bomboş bir yer. Bomboş. Bence oyuna böyle bir güzellik eklenmesi gerekli abi. Şuna bakar mısın? Bosslar, yeni ekipmanlar, yeni artık kültürel etkileşimler, o gördüğümüz köylüler, daha sonra mantar köylüleri. Mantar adalarında ciddi anlamda hani gezmek için bir sebep. Ve aşağı diyor... Ana adam video. Abi a spawn olup olup düşüyor lan bu. <laughs> Süpermiş. Evet. Mantar Adası güncellemesi bu şekilde dediğim gibi. Yani Mantar adası ciddi anlamda gelmemiz için bir sebep var. Ben e, Mantar Adası'na bir tek bir sebepten gelmiştim. Ki onun da videosunu yakında size yüklerim. End Portal'ını kırmak için Mantar Adası'na geldim. Çünkü Misalyum lazımdı. Yoksa başka bir sebepten aranızda Mantar Adası'na ben geleceğim. Hani e, burada yaşamak istiyorum diyen varsa da o da barışçılığından dolayı. Yani etraftaki yaratıklar yoktur. Rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Belki de ondan istiyordur. Ama gidip de diğer nedir gibi bir amacımız, bir gayemiz yok. Ya da bir ant gibi. Ki onlarda biraz hani nedir değil de ant biraz boş kalıyor genel olarak da. Nedir biraz e, dolu. Nedir dolu ciddi anlamda. Nedir çok güzel hale getirdiler. Ama dediğim gibi mantar adasına gerek yok. O zaman bu video bu kadar. Bir dakika bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.